Selam masa üstünden, ben Tuğbay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giriş macerasının sanırım son boss'una geldik. Burada cesetler var gördüğünüz gibi. Bakalım şu baş karakterle neler yaşayacağız. Varen demek hayattasın diyor bir eleman kafesin içinden. Kaçabiliyorsan kaç. Lütfen bizi burada bırakma diye de diğeri yalvarıyor. Ve beyaz tenli sivri kulaklı birisi de lütfen bu şeye son ver diyor. Arkon. Davetsiz bir misafir seni sona bırakmak istiyorduk ama buraya kendi isteğinle geldiğine göre... Demek bütün bu olanların arkasındaki sensin. Her şeyin bedelini ödeyeceksin. Bu ne kadar kaba. Etrafına bak. Her şey bitti. Çok yakında hem Stone Shard hem de sizin ruhlarınız daha yüce bir amaca hizmet edecek. Ama yine de konsey senin bu hareketlerini, bu cesaretini görmezden gelemiyor. Bize güzel hizmet edebilirsin. Silahlarını bırak ve hayatını bağışlayabiliriz belki. Şimdi olmayacak bu Abomination. Bu Abomination vurgusu direkt Dark Stancı'ndaki ya. Aynı herif mi seslendirdi acaba? Çok merak ettim. Neyse, sana hoşgörü... acıma gösterdik ama sen reddediyorsun. O zaman ayin başlasın. Ayini başlatıyor Arkon. Destroy the statues diye burada bir bize ipucu var. Demek ki heykeller ona koruma yapacak. Şimdi Arkon'un özelliklerine bakmamız lazım. Bir inspektlememiz lazım. Zaten ona saldıramıyoruz şu anda koruma içinde. Arkon. Blood Puddle. Target arıyor ya. Burayı işaretliyor ve bir sonraki tur burada kaynayan kanlar ortaya çıkarıyor. İki tur kalıyormuş bu, 15 zarar ve 15 kaoslik damage. Of, çok fazla damage verecek bu. Blood Clot bir kişiye yapıyor. 4 unholy zarar, 4 kaoslik zarar veriyor, 8 zarar veriyor. Summon Zombies, şu elemanları diriltecek. Tamam. Unholy Ritual bütün zombileri iyileştiriyor falan filan. He, tamam. Biz demek ki bu heykelleri bir an önce yok etmeye çalışacağız. Bu eleman da bizim onları gitmemizi engelleyecek zombilerle ya da yere yarattığı o kan alanlarıyla. Şimdi hemen ben ilerlemeye çalışıyorum o zaman. Bakın yere işaret koydu. Buraya gidişimi kapattı benim. Şu dörtlü alan. Buradan çıkmam lazım. En yakın burası var. O zaman öbür heykele doğru ilerleyeceğim. Buradan geçişimi kapattı. Şimdi buraya gelirsem yine buraya kalırsa geri dönmek zorunda kalacağım. Cooldown'ı görünüyor mu? Yok. Aktif şu anda Blood Puddle. O zaman şöyle geleyim ki... Evet, onu attı. Şu zombiyi bir an önce yok etmem gerekiyor. Tamam, güzel. Şimdi buna saldıracağım. Buraya kan koydu. Buradan kaçmam gerekiyor. Şuraya kaçtım. Saldırmaya devam ediyorum. Zombi bana gelinceye kadar devam edeceğim. Zombi geldi. Onu bir an önce öldürmem lazım. Tamam. Buraya devam ediyorum. Bunu kırmam lazım. Evet, birini kırdık. Beni durdurabileceğini mi zannediyorsun? Bir an önce ilerliyorum. Ne oldu? Bir zombi uyandırdı oradan. Onu umursamadan devam ediyorum. Zombi yanıma geldi. Yanlış saldırdım. Yine dagger'larımla vuracaktım. Bunu hemen ortadan kaldırmam lazım ama bu da ölmedi ya. Allah Allah. Evet. Bir an önce bunu da indirmem lazım. Zombi yanıma geldi. 4 ile saldırıyorum. Yüksek zararlı ama yüksek zarar veremedim. Hala ölmedi. Counter atakla öldürdü. Buraya devam ediyorum. Evet. Yıktık. Verdiğin kavga boşuna. Şimdi yükselişe geçiyorum. Of. Oo, kafasına bir şey yerleştirdi. Transforme oluyor. Abi bakar mısınız? Yani ortamın gerginliğine şu piksel grafik deyip geçebiliriz ama doğru yerde doğru efektlerin kullanılmasıyla her şey ne kadar etkileyici olabiliyor. Çok çok hoşuma gitti buraya kadar olan her şey. Tanrı bize acısın. Bu nasıl
çarpık bir yaratık. Evet, şimdi bakalım bu ne yapacak? Kill the Archon. Archon Ascended oldu. Yeni özellikler geldi. Bestial Charge. Charge yapıyor. Range'i 5. 5 kare charge yapacak. %666 damage vuracak. Demek ki charge'ını ne olursa olsun kaçırmak zorundayız. Aa, bir de şey var bakın. Etraftaki objelerle çarpışırsa 2 tur stand oluyor. Bunu kullanmamız gerekiyor kendimize. Swipe 3 kareye vuracak. Knockback şansı var. Tamam, zarar vermiyor bu. Jump Away 2 kare uzağa zıplıyor. %66 dodge şansı. Ha, kendini savunmaya alıyor yani. Ve aldığı zararı da azaltıyor. Tamam. Corpse Deworming. Cesetleri yiyerek %33 canını ve enerjisini dolduruyor. Phantom Bats var. Target area'ya vuruyor. Yine az önceki kan saldırısı gibi herhalde. Evet. Mark senaryo. 26 unholy damage. Üstüne de curse yapacak. Ve 13 tur boyunca. Of. Yani bunun yarası saldırısından kaçınmamız lazım. Ve şarjından kaçınmamız lazım. Bu boss özellikleri ve yere koyulan alanlarda bakın World of Warcraft'ın boss mekaniklerinden doğan bir hoşluk. Değil mi? Oradan alınmış bir ufak bir hareket. Second Wind özelliğimiz geldi. Fortitude'umuz %50 artadı. Energy Restoration. Healing Capacity %100 arttı. Güzel. Bu da bir bonus olarak bize geldi. Şimdi buna saldıracağız. Ben hemen alevle başlamak istiyorum. Alev. Evet. Charge işareti geldi. Charge'da nereleri vuracak? Şuraya kaçarsam kurtulacağıma benziyor ve sonra saldırmaya devam edebilirim. Buraya kaçıyorum. Şarjını yaptı. Bana bir çarpsaydı bitmiştim zaten. Gaping Wound'la başlamak istiyorum. Buna Gaping Wound verirsek bayağı bir avantajlı olacağız. Kanatma şansı da var. Olmadı. Kaçışını yaptı şu anda. Savunmada zaten. Ben şimdi bunun üzerine gidersem saldıramayacağım. Zaten saldırırsam da savunmada. Bir sonraki şarjına göre pozisyon almak istiyorum ki şuralara falan çarpsın. Ben buraya doğru hareket etmek istiyorum. Şöyle. Yarasa alanını belirledi. Bana isabet etmiyor şu anda. Şu 6 kareye vuruyor değil mi? Yarasalar. Range 3 target area. Ben şuraya doğru kaçmayı tercih ediyorum. Yarasalarını attı, etkisiz kaldı. Alevimle devam edebilirim. Yaklaşıyor. Şuraya yaklaşayım, sırtımı buraya vereyim ki şarj... Evet, şarj geldi. Buraya çarpacak şarjla. Şuraya gelirsem hem kaçıyorum hem de pozisyon alıyorum. Şarjı yaptı. Aa, çarpmadı. Tüh. Onu tutturamadık demek ki. Tamam. O zaman bekleyeceğim burada. Kullanabileceğim bir eşya var mı savaşla ilgili? Şu anda yok. Savaşta bonus veren bir eşya yok. Şu Annihilated Fight Potion'lar belki verebilir ama... Bilemiyorum. Yaklaşmayacağım, yerimde bekleyeceğim. O bana yaklaştı. Kanatmak için daggerlarımla saldıracağım. Kanattık mı? Starts bleeding. Güzel. Bleeding'i başlattım. Eğer şimdi Gaping Wound vurabilirsem çok güzel bir bonus kazanacağım. O yüzden onun üstüne gelmek istiyorum. Saldırdı, kaçırdı. Şimdi Gaping Wound. Evet, Gaping Wound'u aldı. Şu anda çok dezavantajlı. Hem kanaması var hem Gaping Wound'u var. Skill'lerinin enerji kostları yükseldi. Enerjisi ama %99'da zaten. Bilmiyorum bize şeyi olacak mı, faydası olacak mı. Şimdi şarj yapacak. Buraya çarpsın istediğimize göre. Şuraya gelsem daha iyi olacak. Evet, şimdi şarjla buraya çarpacak bu. Buraya kaçıyorum. Gördüğünüz gibi stunlandı. Şimdi buna saldırı yapabilirim. Bir tur daha stunlı. Dördüncü skill'imle. Yüksek bir zarar ve yer değiştirme. İmmobilize oldu mu? Ah, ceset yedi. Ceset yedi ve iyileşti. Oh, health'i %25 yalnız bak. Yeteri kadar iyileşmedi. Şimdi immobilize zaten şu anda. Bleeding'i var. Gaping Wound'u var. Bleeding'i var. İki farklı bleeding'i var. Gaping Wound bitmeden. Ben bunun işini bitir. Ateşle başlıyorum. Bu neydi? Yarasa saldırısıydı. Buraya kaçmak zorundayım. Tamam. Dikkat ederseniz yarasa saldırısının alanı da genişledi. Canı %10. Şu anda enerjim yok. Yaklaşmam lazım. O bana yaklaşsın. Evet, geldi. 10 zarar alıyor. Kanamadan dikkat ederseniz %7'ye düştü. Dagger'larımla saldırıyorum. Canım gayet iyi. Hiç zarar almadım neredeyse. Ve güzel bir vuruştan sonra boss devriliyor. Evet, Ahruz konuşmaya başladı. Bu nasıl bir yolculuktu? Varen, sana çok sorularım var. Şimdi doğru zaman değil. Kaçın.
taş parçasını aldık ve buradan çıkalım şimdi. Stone Shard. Stone Shard'lar demek ki bu oyunda böyle parçalardan oluşuyor. Onlar çıkıyorlar. Biz de taşı alıp kaçacağız. Stone Shard'ı aldık. Alamıyoruz. Tabii inventory'miz dolu. Çünkü şu bir altına atıyorum. Yerine Stone Shard alıyorum. Bence karlı bir değişim oldu. Ve loot bakıyorum. Bir boss öldürdük. O kadar combat yaptık. Bir loot bile, bir magic item bile çıkmadı diye içimden düşünüyorum. Bu sırada ya açılacak hiçbir şey yok. O yüzden ben de çıkışa doğru gidiyorum artık. Çıkışta arkadaşlarımızla bir görüşelim bakalım bize ne diyecekler. Evet. Aa, monasterinin dışı. Açık hava. Arkadaşlarımız burada bekliyorlar bizi. Konuşalım bakalım. Bütün eşyalarım, bütün değerli eşyalarım kaldı. Ben şimdi mahvoldum. Bu galiba bir tüccar bu Reinward. Host'un aşkı adı Reinward. Kapa çeneni. Burn öldü. Locke öldü. Jorgen de öldü. Ve sen birkaç çöp için ağlıyorsun. Ve bunun hepsi senin yüzünden veren. Dostlarımızın kaçacağını mı zannetmiştin? En azından bana anlatabilirdin. Kolay bir iş. Belki biraz kazmamız gerekebilir dedin. Ama bu yamyamlardan bahsederken bahsettiğin kolay iş bu muydu? Aklını mı kaçırdın? Sana yalan söylediğimi mi söyledin, sandın? Yuvinel yemin etti buranın burada kimsenin olmadığını. O zaman Givinel bizi bir ölüme gönderdi. Bize tuzak kurduğunu mu söylüyorsun? Bilemiyorum. Umarım böyle değildir. Bu bir hata olmalı. Bu hata adamlarımızın yarısının ölmesine sebep oldu. Biliyorum. Benim de çok sorum var. Ve bana inan. Şu işi bitirdikten sonra Givinel bunların hepsine cevap verecek. Hayır Veren. Burada ayrılıyoruz. Karavan artık yok. Rinvan, Ahruz ve ben Brin'e geri dönüyoruz. Bu kadar yıldan sonra mı? Az önce hayatlarınızı kurtardım sizin. Az önce yaptığın şey bizi düşürdüğün tuzaktan kurtarmaktı. Eskiden işimizin nerede olduğunu, nereye gideceğimizi her şeyi bilirdik. Ama bu Givinel'le beraber çalışmaya başladıktan sonra talihsizliğimiz bir türlü durmadı. Givinel bizden ne gizliyor? Bu taş parçalarına neden ihtiyaç duyuyor? Bunları bilmek istiyorum. Sen sadece para için, paraya dikkat ediyorsun ama bizim yaptığımız şeyler hakkında en ufak bir bilgimiz bile yok. Ama ölümü ödeyemezsin. Ölümün ücreti olamaz. Ben tamamım. Gitmekte özgürsün. Ama ben bu kontratı tamamlamak zorundayım. Sizsiz de hallederim. Kaybolun. Adamlarımız bizi terk etti. Osbrook'a geçtik. Bir hafta sonra. Burada prologumuz bitiyor arkadaşlar. Ön macera, bilgilendirme macerası bitiyor. Tutorial'da bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra oyuna başlıyoruz. Buradan sonrasını Early Access etkilerini göreceğiz. Mesela seslendirmeler yok burada gibi özellikler. Ama şu handan itibaren oynamadım. Bu handan itibaren bir sonraki bölümümüzde devam etmeyi düşünüyorum. Bu bölümde şey olsun, boss fight yaptık bu bölümde de ve maceraya başladık artık. Ve şunu diyeceğim. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi, beğenmediğiniz tarafları, beğendiğiniz tarafları yorumlarda yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Ben çok beğendiğimi söylemek zorundayım oyunu. Ve bundan sonrası da merak ediyorum. Oyun nasıl yol alacak? Diğer oyunlardan aldığı ufak özellikler var. Bunlar macerayı nasıl etkileyecek? Karakterler güçlendikçe diğer karakter çeşitlerini merak ediyorum mesela. Sizden de duymak isterim fikirlerinizi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.